Merhaba arkadaşlar. Çok kötü grip olmuşum. Geçen günü bir video çevirdim, o da yarım kaldı. Onu yükleyecektim, yükleyemedim. Mama geliyor. Çıkmam lazım bir saniye. Tam videomu çevirecektim, Evren kovdu beni. Onun için buradan devam ediyorum. Dediğim gibi çok fena üşütmüşüm. Herhalde annemin yanında hastanede üşüttüm. Tam bilemiyorum. Öncelikle annem nasıl? Annem girdi. Angio'dan sonra stent yapacaklardı. Çünkü 2003'te ve 2004'te kalp krizi geçirmişti. Stent vardı. O stent kontrol edilecekti. Sürekli sağ kolu yine ağrımaya başlamıştı. Annem girdi. 6'da hastanedeydim. Babam oradaydı bile annemle. Kız kardeşim beni aldı. Saat 7'de alacaklardı aşağı ameliyathaneye. Saat 8 oldu. Geldiler, aldılar annemi. Bekledik. İşte neyse, hemşireye sordum falan. Yok, mok dedim, aşağı inebilir miyiz? O zaman aşağı izin verdi. Annem uyanma odasındaydı. Çok mutluyum. Çünkü anneme stent gerekmedi. Girmişler, bakmışlar kolundan. Ve o 2004'te yapılan stent çok güzel duruyormuş. Doktor demiş yeni gibi duruyor. Yeni stent gerekmiyor. Öbür damarları %75 açık. Yani onun yaşına göre bence süper. Çok mutlu olduk. Tabii ki bu yarın kalbinizin ne olacağının bir garantisi değil. Ama ben biliyordum. Ben anneme demiştim. Bir de doğum günümde oldu yani. Büyük bir doğum günü sürpriz. En güzel hediye. Yani annem her şey yolunda. Hatta evde annem. Çıkardık. Gerek duymadılar. O koluyla tabii dikkat edecek. Kateterle girdikleri koluna dikkat etmek zorunda. O hani kamerayla sondayla giriyorlar ya. Ve tabii kalbi biraz ağrıyabilir. Bu. Şimdi başka bir şeye geçelim. Bu çok güzel bir haberdi tabii ki. Doğum günüm vardı o günü. Tuhaf bir yerde doğum günümü kutlamaya başladım. Böyle oldu yani. Randevu o güneydi. Ondan sonra öğlene doğru eve geldim ben. Evren'den Ahmet küçük bir pasta hazırlamış. Evren hasta zaten, üşütmüştü. O da onun yüzünden ve hastanede çok soğuktu. Onun yüzünden üşüttüm herhalde. Bir güzel pasta hazırlamışlar. Ondan sonra kız kardeşim falan geldi. Beraberdik. Ve hediyelerimi göstereceğim size. hanginden başlayayım bilmiyorum. Öncelikle biliyorsunuz benim e-book'um var, Kindle'ım var. Oradan öyle bir tuhaf durmak zorundayım. Çünkü şunu şuraya koymam lazım. Yoksa böyle bütün video boyunca böyle duramam. Belim kopacak. Dur bakayım, sizi şöyle alayım. Dediğim hani e-book'um var. O e-book artık hep takılıyordu kitaplarında falan. Ahmet bana yeni bir e-book almış. Evet. Yani bu Ahmet derken hepsi bir araya koymuşlar paralarını ve bu herkesten bu hediyeler yani. E-book'um var. Ve sonra bir tişört yaptırmışlar. Kraliçeler ocakta doğar diye. Allah'ım yarabbim, bunu saklayacağım tabii ki. Tarihini de üstüne yazmam lazım. Ondan sonra Tangle Teaser almışlar. Benim Tangle Teaser'ım var. Mavi. Onun da her tarafı bükülmüştü. Ahmet de bana hep diyordu ya, bu artık tarıyor mu? Hiç kafaya takmamıştım. Tarıyor diyordum. Yeni Tangle Teaser almış. Bu kırışıklıkları saçınızı yırtmadan, yıpratmadan açmak için. Ve Tangle Teaser 2'yi de almış. Çok harika bir şey. Bakar mısınız yani? Bu da saçınızın hani o bütün kırışıklıkları açtınız. Bu da finish olarak elektriklenme gitsin diye. Saçınız daha hani böyle pamuksu olsun diye. Bu Tangle Teaser 2'ymiş. Aşırı mutlu oldum yani. Anlatamam. Yani benim için biliyorsunuz geliyorum. Kozmetikmiş. Hani bu şeyler çok sevdiğimi, süslenmeyi, süslü olduğumu biliyorsunuz. Yani bunlar benim için süper bir hediye oldu. Artı bir kitap almışlar.
otoimmünle ilgili, otoimmün hastalıkla ilgili. Paleo, evet paleo çok et ağırlıklı ama bunun içinden ben mesela paleo, IP yani IP şey demek bu, otoimmün hastalıklarında bazı yiyecekleri fındık, fıstık, süt, gluten yemediğiniz zaman bunun yanında bir de nightshades'ler var. Yani bunlar patlıcan, domates ve kırmızı biber. Bunları da falan elimine ediyorsunuz. Ondan sonra otoimmün hastalığınız kiminde remizyon oluyor yani iyileşiyor, kiminde de çok güzel bir düzelme oluyor. Ben de iyileşme gibi bir şey olamaz artık çünkü Hashimoto tiroid bezlerim benim 1 milimetre yani normal bir kadında 18 milimetreyken bende 1 milimetreye kadar erime oldu. Onun için yani bu kitabı severek okuyacağım. Tabii ki et şeylerini değildi ama şurada mesela sebzeler var falan filan, çorbalar var. Bunları muhakkak hani buna çok sevindim. Bu kitap e-book'um olsa da yani kitaplarımı ele almayı, kitap yani kitap benim için en güzel hediye. Yani her gün kitap okurum ben yani. Hani okumasam bile bir sayfa muhakkak okurum yani. Okumadığım bir gün yok. Aşağıda komple bir kütüphanem var. Onu size bir gün göstereyim. E-book'um zaten bir kütüphane. Yani kitap okumak benim en büyük hobilerimden bir tanesi. Ve hastalığım diyeyim yani. Her zaman kitap almak. Ondan sonra acaba Mac Prolongwear'den bir dudak kalemi almış kocacayım ve öbürleri. Çok güzel bir renk. Nude. Hatta dudağında. Çok sevindim buna. Şöyle. Ondan sonra inanılır gibi değil bir erkeğin alabileceği. Tabii bu artık belki de kız kardeşime falan danıştım. Urban Decay Eyeshadow Primer. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İçinde 33 yok 10 miligram var. Bu baz göz kapaklarınıza baz. Bütün sürdüğünüz farlar düzgünce dursun diye bugün tabii ki bu primer'ı kullandım. Ve bir şey daha kullandım. Onu göstereceğim size. Ay, uf. Ama belliydi ben 2 gün önce çok feci üşümüştüm. Ondan sonra MAC'den yine blush yani allık. Bu hangi allık? Ben çok bunu kız kardeşimi görmüştüm, bayılmıştım. Bu Warm Soul. Hadi. Geliyorum anne. Delfin değil mi? Evet. Buna çok sevindim. Çünkü bunu istiyordum ama ne bileyim cimrilik mi artık almadım ya da unuttum. Var yok arası bir şey bu allık. Bakın. Yani süper. Deneyip göreceğiz beraber. Ve şimdi MAC'in yine MAC'den bir hediye almışlar bana. Retro Matte Liquid Lip Color. Ama nude bir renk. Dudaklarımda. Ama dudaklarımın rengiyle birleşince birazcık değişmiş. 63 yazıyor burada. Bilmiyorum numarası mı bu. Olabilir herhalde değil mi? Burnt Spice. Evet. Kullandım. Evren bunu kullanmak bu daha güzel. Evren hasta, kreşe gidemedi. Hastayız yani. Sonra L'Oreal'dan bana oluşumun hediyesi Smoky Eyes için Beige Trench. Smoky Eye için bunlar. Güzel. Yani simsiyah değil de bu grimsiye kaçan Smoky Eye olacak.
ve bir adet parfümüm. Bunu çok severek kullanıyorum. Naomi Campbell'ın kahverengisi bu. Size daha önce söylemiştim parfüm koleksiyonumda. Hastasıyım bunun yani. Naomi Campbell'ın... Ne oldu anne? Acıdı mı? Naomi Campbell'ın kahverengisi bu. Onun serisi yazmıyor burada, bilmiyorum. Böyle altınımsı kahverengisi bir rengi var bunun. Ve en acayibi Naked sahibiyim. Naked. Naked 3. evet, sabah kullandım. Şu rengi kullandım. Şunu. Ondan sonra şunu. Çok güzel renkleri var. Harika. Çok sevindim. Naked 3 olanlar biliyordur neyi kastettiğimi. Böyle hafif pembemsi, ne bileyim lilamsı, hani böyle çok güzel renkleri var yani. Çok mutlu oldum. Hani şimdi Naked 1'de şey var, bu Smoky Eye'a dayanan çok renkleri var. Kız kardeşimde gördüm. Naked 2'yi hatırlamıyorum. Ama bu gerçekten benim favori renklerim. İyi ki almışlar. Bunu da Ahmet almış ha. Allah'ım. Onun doğum gününde ben laptop aldım ona. Dizüstü. Ve çok güzel bir şeye geldik. Kamerayı kapatıp Evren'in yanına gittim. Eco E-Styler. Bunun rengi benim istediğim rengi pembe. Ve size ne olduğunu göstermek istiyorum. Bu bir düzleştirici tarak. Yani bunu ilerleyen videolarda göstereceğim size. Ama böyle saçınızı yıkıyorsunuz ve saçınızı tamamen kurutuyorsunuz ve saçınızı tarıyorsunuz. Düzleştirici kullanmadan bunun avantajı, düzleştiricinin şimdi iki demir arasında saçınızı sıkıştırıp böyle yapıyorsunuz ya, saçınızda yanma ve kırılma oluyor. Bunun iddiası saçınızı düzleştiriyor. Evet, içinde düzleştirici demirleri var, görüyor musunuz böyle böyle aralarında, ama böyle saçınız böyle içinden böyle kayıp gittiği için hem düzleştiriyor hem de kırmıyormuş. Artı iyonik yani elektrik olmaması için bir düğmesi var. İlerleyen günlerde dediğim gibi bunu şarjım bitmiş, çekmiyor sandım. Çekiyormuş manyak alet. Dur, kusura bakmayın, gittim. Şarj aletini getirmeye. Ben sandım ki durdu, durmamış. Kusura bakmayın, orasını da artık kesmeyeceğim. Doğal kalsın. Dediğim gibi yani ilerleyen günlerde size göstereceğim bu Eco'yu. Buna çok mutlu oldum. Çok severek kullanacağım. Kız kardeşim kuaföre gitmişti. Ve bununla saçlarını düzleştirmişler. Hani böyle kuaför fönü var ya, aynı ona benziyordu. Görmesem almazdım. 150 euro bu. İnşallah beni memnun eder. Hep beraber göreceğiz. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Her şey iyi gitti. Annem iyi. Sulci iyi. Ben yaşlandım. Hediyelerim süper. Daha ne olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kapattım mı?